Ay Medya Grubu Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i ziyaret etti. Ziyarette Zeybek şehirdeki güvenlik ve trafik sorunlarıyla polis vatandaş ilişkileri konusundaki soruları da yanıtladı. Gaziantep'lere övgüler yağdıran Emniyet Müdürü Zeybek, Gaziantep'lerin kent milliyetçiliği ve güvenlik güçlerine verdiği destekle gurur duyduğunu söyledi. Ben Adanalıyım, Adana doğumluyum. Yani liseye kadar Adana'da okudum. Ama ondan sonra Türkiye'liyim. Artık dünya vatandaşıyız ya herkes. Adana'da da emniyet müdürlüğü yaptım. Yani dördüncü yerim burası. Kars. Bu da ayrı bir farkındalık. Tabii. Ama hani derler ya ustalık yerim. Ben öyle düşünüyorum. Ah ne güzel. İnşallah yani şehrin yani bir kere insanları son derece sıcak. Bölgenin özelliğini taşıyor. Sıcak. Samimi. Bir Gaziantep'te bir kent milliyetçiliği anlayışı var. Hani kimi zaman bazen köşe yazılarında filan okuyorum. Geçiniz işte kent milliyetçiliği de böyle mi olur? Nerede Antep milliyetçiliği filan gibi söylemde duyuyorum ama neticede o da aslında bir olgunun itirafı. Yani daha iyi olmalı anlamında bir eleştiri olarak değerlendiriyorum. Doğru. Ama burada çok yani gurur duyduğum bir birliktelik var. Mesela bizim araç ihtiyacımızı Gaziantep'in hayırsever iş adamları bir gecede Sayın Valimizle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın organizesinde bir gecede hiç zorlanmadan 100 küsur aracı alıp hibe ettiler yani. Çok önemli bir şey bu. Mesela, başka şehirlerde karşılaştığınız evet, bir şey. Evet yani şimdi söyleyeceğim. Ben Adanalıyım. Adana'ya emniyet türü gittim. Adana'daki STK'ların yani işte bu odaların yani ihtiyacımız var. Bir el atın, omuz atın filan dedik. Yani bırakın her biri bir araba bile almadı yani. Hani. Yani kendi memleketim olmasına rağmen. Yani bu birlikteliği, bu farkındalığı Adana'da yaşayamadık, yakalayamadık. Gaziantep şehrine sahip çıkıyor ve güvenliğin ve adaletin olmadığı yerde zaten yatırım da olmaz, üretim de olmaz, yaşama da olmaz. Bütün dünya sizin olsa güvenliğinizin olmadığı yerde Büyükşehir Belediye Başkanımız bu törende de konuşmasından da alıntı yapayım. Mesela o şey dedi. Yani Suriye'de bütün mal, mülk, dünyanın en iyi fabrikaları, son model fabrikalar sizin olsun. Şey yok ki. Hukuk güvenliği yok. Zeybek 2020 yılının Haziran ayına kadar uyuşturucuyu birinci gündem maddesi olmaktan çıkaracaklarını, evden yapılan hırsızlıkları da en az %30 oranında azaltacaklarını ifade etti. Uyuşturucu, trafik, bir de işte ev hırsızlıkları Sayın Bakanımız da söyledi. Bir artış var. Tüm Türkiye'de bir düşüş varken ilimizde ufak bir artış var. Çok önemli bir miktar değil ama cüzi bir artışımız var. %2'lik filan. Bir önceki yılın 10 aylığıyla bu yılın 10 ayı karşılaştırıldığında cüzi bir artış var. Ama diğer iş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık, ev hırsızlığı dışında diğer hırsızlık türleri ve diğer mala karşı işlenen suçlar hepsinde düşüş var. Hem de çok trajik düşüşler var. Yani 30'lu, %40'lu düşüşler var. Sağ olsun Sayın Bakanımız bizi buraya görevlendirirken sağ olsun bir misyonla görevlendirdi, gönderdi. O sağ olsunlar kendi güvenlerinin bir neticesi o sözler, ağızlarından dökülen, dilinden dökülen sözler. Biz de Sayın Bakanımızın o sözlerinin gereği neyse yapacağız ve yapılacak Allah'ın izniyle. Ama bu Sayın Bakanımız konuşulmayacak dedi, konuşulmayacak. Yani birinci gündemimiz uyuşturucu olmayacak. Tabii ki bunun muzdaribi olan, bunun kölesi olmuş insanlarımız olacaktır yani. Bu dünyanın her yerinde bir gerçek, bu realite yani. İnsanın, ekonominin olduğu yerde suçlar da olacak. Evden hırsızlık da olacak ama Sayın Bakanımız ne dedi? Bir önceki 6 aya göre bakacağız.
1 Haziran'da bizim kafamıza göre 1 Haziran'da bitiyor o iş. Sayın Bakanımız 22 Kasım'da gelmişti. Diyoruz ki 1 Haziran'da 1 Aralık'ın 6 aylık bölümünü alacağız. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştıracağız. Sayın Bakanımız asgari %30 inme istiyorum dedi. İnşallah göreceksiniz. Belki %40 olacak. İnşallah. Ama düşüreceğiz. Emniyet Müdürü Zeybek, polis vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesine ve kamuoyunun doğru ve düzenli olarak bilgilendirilmesine de büyük önem verdiklerini söyledi. Paylaştığımız şeyler trafik açısından farkındalığı. Yani aslında biz yaptığımız icraatın reklamını yapmak değil. Suçla mücadele ettiğimizin bir kere halkımız tarafından fark edilmesini istiyoruz. İkincisi trafik, mesela buranın önemli sorunlarından birisi trafik. Trafikle ilgili işte bak oturuyoruz. Korna sesi pek duymuyorsunuz değil mi? Hı. Mesela ben 2 ay önce geldiğimde burada çok korna sesi geliyordu. Yani mesela bu gereksiz kornayı biraz azalttığımızı düşünüyorum. Aymedya grubu yöneticilerinden Meral Ayda, Emniyet Müdürü Zeybe'ye verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür ettikten sonra Aymedya grubunun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Ekibimizde gerçekten hani işin sevenler, basın yayın mezunu olan arkadaşlarımız var, yüksek lisans yapan arkadaşlarımız var. Sahada muhabirimiz olduğu için hem özel haberlerimiz çıkıyor hem de habere bakış açımız farklı olabiliyor.